Bizim bu programı alma kararımız aslında AİHM kararı sonrası gelişti. İşte kanun hükmü belgeselinin başına gelenler gibi bu durumların hepsi bizi bu iki günlük programı yapmaya iten nedenlerden bir tanesi oldu. Ve pek tabii ki de 29 Ekim'e yaklaşıyor olmamız. Cumhuriyet'in 100. yılında neden bir genel af olmasın? Böyle bir olasılığın olma ihtimali bile pek çok siyasi tutsak için vazgeçilmez bir gün olabilirdi. Yani bu bizim için önemliydi ve onların böyle bir kapsamın içerisine girmesi ancak ki bizim gibilerin kamuoyu oluşturmasıyla mümkün oluyor. Çünkü devlet aklının belirlediği ilk genel af alanı işte gördüğünüz üzere COVID sonrası yapılan genel afta görmüş olduk ve bir önceki turlarda da görmüştük. Dolayısıyla siyasi tutsakların olmadığı bir af alanına biz genel bir af diyemiyoruz. Bu anlamda burası bir noktada önemliyken diğer başka bir nokta ise af kavramını belki de işte İnsan Hakları Derneği gibi işte veya insan hakları üzerine dernekleşmiş ve bunu kamuoyuna taşıyan meşru alanlarda genel afın bir aftan ziyade bir hukuki terim olduğunun altını çizilerek iletilmesi gerekiyor ki insanlar ben bir suç işlemedim ki affedileyim psikolojisinden sıyrılabilsin. KYK'lı Platformlar Birliği'nin basın açıklamasına kendi bünyelerinde yer verdikleri için İnsan Hakları Derneği Genel Merkezi'ne ve yönetimine teşekkür ediyoruz buradan. 20 Temmuz OHAL ilanı ile birlikte yayınlanmaya başlayan, önceden hazırlandığı belli olan ekli listeler eliyle resmi gazetede isim isim 84 milyona ifşa edilen bizler KYK'larız. Belki bilinmiyor olabilir, bizler yaklaşık 152 bini kamu emekçisi, toplamda 500 bine yakın insanız. Biz 7 yıldır olmadık hukuksuzlara maruz bırakılan 152 çeşit hak ihlaline uğrayan bir kitleyiz. Biz bilmediği işlerde çalışmak zorunda bırakılan, mahpuslarda hastalanan, kanser olan, Meriç ya da Ege'de boğulanlarız. Biz hayatına kendi ellerimizle son verdirilen KYK'larız. Adana İnsan Hakları Derneği'nin bir alt komisyonu olarak başlayan KYK'ların onurlu, haklı ve meşru mücadelesi yaklaşık 5 yıldır hukuk içerisinde devam etmektedir. Bu mücadele gönüllülük esasına dayalı ve birey hukukunu kapsamında 72 ilde örgütlenen KYK'lar tarafından yürütülmektedir. KYK sorununun çözümüne yönelik çaba gösteren bu bireyler farklı aidiyetlere, dünya görüşlerine, inançlara ve etnik kimliklere sahip olmaları ile birlikte sadece demokrasi ve insan hakları perspektifiyle hareket etmektedirler. Biz Türkiye'nin değişik illerinden gelerek sesimizi duyurmak ve taleplerimizi siyasi parti, demokratik kitle örgütleri ve bireylere iletmek üzere Ankara'dayız. Genel affın kendisi İfade itibariyle hukukçu uzmanlığı bu olan arkadaşlarımızın da söylediği birçok konu var. Kendi içerisinde bazı sıkıntılı alanları var. Yani genel af ifadesini kullandığınız zaman hukuki terim olsa bile diyelim ki çocuğa karşı işlenmiş suçlarda nereye denk gelecek gibi meseleler çıkabiliyor. Veya insanlığa karşı işlenmiş suçlarda nereye denk gelebilecek gibi. Biz bunu teknik olarak kendi içerimizde ayrıca konuşuyoruz. Yani formülasyonunu nasıl yaparsak genel af tartışması gündeme geldiğinde şu anda bence 29 Ekim artık yetişmez ama hani tekrardan bir gün gündeme gelirse hukuki olarak biz argümanımızı hangi temellere oturtmalıyız diye hukukçu arkadaşlarımız çalışıyor. Biz de derneğin politikalarına göre onunla ilgili kamuoyuna gerekli bilgi vereceğiz. Ama bu söylediğim yani çocuğa karşı işlenmiş suçlar, insanlığa karşı işlenmiş suçlardaki algı yani genel af talebi olduğunda yaşanacak algı işte sizin ifade ettiğiniz kanun hükmünde kararnamelerle ihraç edilenlerin ben suçlu değilim ki demesi gibi bir mesele de var, böyle bir boyutu. O zaman mesele, yani kanun hükmünde kararnameler için söylüyorum, çözümü tekrardan kanun hükmünde bir yani kanun düzenlemesiyle olması gereken bir husus. Yargılamalar devam ediyor ama zaten kanun hükmünde kararname çıkartılmamış olsa
belki birçoğumuz işimizi kaybetmemiş olacaktık. Birçoğumuz bu sorunu yaşamayacaktık. O yüzden sistem şayet insan hakları prensiplerine dayalı inşa edilmiş olsaydı zaten kanun hükmünde kararnameler çıkartılıp bizlerin işlerinden edilmesi veya kimin sivil toplum örgütlerinin kapatılması, sendikaların bu şekilde hızlıca bir anda kapatılması mümkün olmazdı. Böylesi bir durumun yarattığı, yani bu kapatmaların, işten çıkartmaların yarattığı kutuplaşmanın önüne geçilirdi. Ve kutuplaşmanın önüne geçileceği için de işte kursiyer teğmenlerin mahkemede otomatik olarak suçlu yaftası görmesinin önüne geçilirdi. Ama kanun hükmünde kararnamelerin yarattığı zaten bir algı olarak kutuplaşmış bir ülkede, bir toplumda şeytanlaştırılan yurttaşlar. Hak sahibi özne, yani bir kişi suç işlemiş dahi olsa suç unsuru olan hususla ilgili orantılı bir ceza olur. Ama bunun dışında hakları ortadan kalkmaz. Yani bir kişi cinayet işlemişse cezaevine girdiğinde o kişinin sağlık hakkı, ifade özgürlüğü hakkı, miras hakkı ortadan kalkmaz. O yüzden sistem eğer insan haklarına dayalı işlenmiş olsa belki hiç bu anayasa, bu genel af tartışmalarını yürütmek bile mümkün olmazdı. Ve hatta işte Anayasa Mahkemesi'nin yarım sayfayla reddettiği başvuru Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde 180 sayfayla çıkmazdı. Şimdi de biliyorsunuz 180 sayfalık, sizlerin çok daha iyi detaylı okuduğunuz konuyla ilgili Anayasa Mahkemesi Başkanı diyor ki biz kabul etmiyoruz. Biz kararımızdan sapmayız. Onlar bizden sapmış diye söylüyor. Bu bir mesele. Sizin bahsettiğiniz Yusuf Kerim meselesindeki konuda tutuklu, yani anne babası cezaevinde olan bebekler meselesi. Aynı konu aslında. Yine mevcut insan hakları sisteminin yansıması. Eğer ki annesi babası cezaevinde olan çocuklarla ilgili konu insan hakları prensipleri içselleştirilmiş olsa kampanya yürütmeye gerek kalmaz. Zaten otomatik olarak bürokrasi bu çocuğun durumunu dikkate alıp ya da kişinin sağlık durumunu dikkate alıp tedavi olması gerekiyorsa tedavi eder, etmiyorsa olmaz. Şu andaki durumda ne oluyor? Hasbelkader bir biçimde kampanya yürütülüp bir kişinin sesi duyulursa toplumsal bir sorun içerisinde bir kişinin meselesi çözülebiliyor veya bir grubun meselesi çözülüyor. Sonra işte Allah rahmet eylesin, yani Yusuf Kerim vefat ettiğinde annesi tekrardan acılı, daha yasını yaşamadan tekrardan cezaevine giriyor. Bahsettiğiniz Beşizler'de de böyle. Yani bu konu içselleştirilmediği için yaşadığımız bir sorun. Bu tutuklu bebeklerle ilgili kamuoyu çalışması tek tek o vakayla ilgili yürütmek gerektiği kadar bu meseleyi çözecek yasal düzenleme çıktı ama zihniyetle ilgili çalışma yürütmek gerekiyor. Onunla ilgili birazdan değiniyor olacağım. Sizin ifade ettiğiniz bu gündem çok hızlı değişiyor. Yani ahim kararını yeterince konuşamıyoruz. Kanun Hükmü filminin festivalden çıkartılmasını yeterince konuşamıyoruz. Hayat pahalılığını yeterince konuşamıyoruz. Gazetecilere yönelik saldırıyı yeterince konuşamıyoruz. Bunların tamamı sizin söylediğiniz savaş. Yani hem ülke içerisindeki silahlı çatışma ortamı bizim belgelediğimiz, hem Rojava'da yaşananlar, hem Filistin'de yaşananlar, Gazze'de yaşananlar, bunların tamamı öyle bir iklim yaratıyor ki insanların canı yanarken diğer konular, biz de bazen imtina ediyoruz değil mi? Ya bunu söylemeyelim, şimdi Gazze'de böyle bir durum var diye. Bunların tamamı insan hakları ihlalleri birbiriyle bütündür. Yani sizin bir hakkınız ihlal edildiğinde, işinizden olduğunuzda sadece işinizden olmuyorsunuz. Sosyal güvencenizden, emeklilik hakkınızdan, konut hakkınızdan, eğitim hakkınızdan bir bütün olarak sonra devam ediyor yargılanma hakkınızdan. Filistin'de yaşanan konuya Türkiye'deki bir insan hakları örgütü niye müdahil oluyor sorusu çok basit yanıtı. Hiçbir ülkenin iç işleri değildir insan hakları ihlalleri. İnsan hakları ihlalleri herkesin meselesidir. O yüzden bir ülkenin içinde olmuş, Amerika Birleşik Devletleri'nde ifade özgürlüğü ihlali olduğu bizi ilgilendirmez diyemeyiz. Her konuyu hızlıca geçeceğim. Cezaevi komisyonumuz açlık grevlerini yakından takip ediyor. Burası sizin eviniz. Biz Münir hocam hatırlar 4-5 Ekim'de Yılmaz Güney salonunda yapılmak istenen etkinliğin başvurucusuyduk. Ben o dönem genel sekreterlik görevini yürütüyordum. Orada yapılmadı. Burada yaptık. Ömer Faruk Gergerli hocam yanımızdaydı. Bu şekilde yapmış olduk. Annesi babası cezaevinde olan çocuklar meselesi bizim çok elzem. Kişisel olarak da söyleyeyim. Ben kendim de İnsan hakları mücadelesindeki çalışmalarım nedeniyle bir yıl cezaevinde kaldım. Kızım 2 yaşındaydı. O zaman bir kitap okudum. Mersin'den hatırlarsın bizim Adil Okay abimizi. Adil Okay'ın bir kitabı var. Ben çıkana kadar büyümeye mi diye. Çocukları dışarıda olan anne babaların hikayelerini anlatıyor. Bu başlığı, kitabın başlığını da
arkadaşımız Erol Zavar'ın bir mektubundan almışlardı. Çok iç burkan bir konu. Yani ben bunu, dolayısıyla bu konu bizim gündemimizde, Çocuk Hakları Komisyonumuzda da gündemimizde. Mazlum Der'le ilk defa görüşme meselesi, yani Mazlum Der'de tabii değişimler oldu. Ömer Faruk Hocam oranın genel başkanıydı, hatırlarsınız. Daha öncesinde Yılmaz Ensaroğlu genel başkanlığını yaptı. Ayhan Bilgen genel başkanlığını yaptı. Biz Mazlum Der'le son zamanlarda işte bir önceki dönem başkanımız Öztürk Bey gözaltına alındığında buraya geldiler. Kendileriyle görüştük. Eskiden daha sıkı ilişkilerimiz vardı ama ülke iklimi değişiyor. Eğer ki bugün sizinle etkileşim halinde olmuşlarsa yarın olmalarından iyidir. Evet. Bunun üzerine inşa etmek lazım. Evet. Bugün gelmişlerse yarından iyidir. Yarın gelirlerse bir sonraki günden iyidir. Bunun üzerine gitmek lazım. Bu alanı genişletmek lazım. Bir, yargı sorun, yani mevzuat sorunlu. Mevzuat kanun hükmünde kararname çıkartmaya izin veriyor. Çıkartılıyor. Yasada bunun bir karşılığı var, doğru. Ama bu çıkartılan kanun hükmünde kararname yetkisi aşırı kullanılarak insanları herkese giriyor. Sonra biz ne yapıyoruz? Yani normal bir yurttaş başına bir iş geldi ne yapar? Adli merciye gider ve bununla ilgili hakkını arar. Ama sistem bozuk ve kutuplaştığı için mahkeme seni otomatik olarak suçlu görüyor. Orada da sorun oluyor. Geriye demokrasilerde dördüncü kuvvet basın kalıyor. Ama basının durumu bugün içler acısı, yani kendilerinin dışındaki sebeplerle olduğu için bizim sesimiz duyulmuyor. Az önce sağ olsun Pirha Haber Ajansı buradaydı. Ama ana akımda asla yer bulamaz bu toplantı şu andaki koşullarda. O yüzden yetişmemiz çok çok mümkün olmuyor. Kendimizi yurttaş olarak hissetmemiz çok mümkün olmuyor. Sizin söylediğiniz, yani 78'deki işkencenin, Diyarbakır cezaevindeki, 5 nolu Diyarbakır cezaevindeki işkencenin sonrasında yurttaşlarda kopma hissi yaratması. Eğer bir kişi şunu biliyorsa, ya ben başıma bir iş geldi, sorunlu bir kişiyle karşılaştım ama mahkemeye giderim, mahkemede hakkımı bulurum diyorsa anayasanın eşitlik maddesine uygundur, yani 10. maddeye uygundur. Ama böyle olmazsa, ben kendimi eşit yurttaş hissetmezsem karakola gittiğimde kendimi ya otomatik olarak suçlu görüyorlar. Az önce oldu, bir vesileyle şikayette bulunmamız lazım benim adıma. Avukat arkadaş diyor ki hocam sizin vekaletiniz cezaevindeyken verilmiş. Acaba hakkınızda algı oluşturulur mu? Yeni bir vekalet mi versek? Ben şikayette bulunuyorum ama o dönemdeki vekaletim nedeniyle algı yaratılabilir mi diye. Bu kötü bir iş. Yani yurttaş olma, buranın sahibi olma hakkını, devlet dediğiniz siz biziz, yani bizim dışımızda bir organizma değil sonuçta. Onun dışında ne yapılacak sorusunun yanıtı şu: biz bir kişiden duyarız, basındaki arkadaşlar biliyor, ben onlardan öğrenmiştim yıllar önce, bir kişiden duyar 1000 kişiye duyururuz. Bizim haberimizin olmadığı ihlali çalışmamız mümkün değil. Bildiğimizi varsaymayın, bir kez daha gelsin, bir kez daha başvuru yapın. Yani bir kez daha başvuru yapmanız bizim en fazla aynı başvuruyu İkinci kere, ama bu sefer zaten aynısı olduğunu anladığımızda yarıda kesecek şekilde okumamız. 1,5 kere okumuş olacağız. Ama siz bildiğimizi varsayıp başvurmazsanız biz onu göremeyiz. Bununla ilgili yapılacak şey, ihadeye üye değilseniz ihadenin çalışmalarına katılın. Üyelik sistemimizi tamamlayabiliyorsanız, yani referans ve benzeri meseleler tamamlarsınız, İhadeye üye olun. Bu konuyu gündemimizden düşürmeyin. Ben KHK'lıyım. Kendim, Adnan arkadaşımız KHK'lı. Ülkenin gündemi o kadar yoğun ki bazen bu konuyu konuşamıyoruz. Konuşamıyoruz. Yani o kadar yoğun toplantıda konu üstüne geliyor ki bu konuyu ben bir daha açıp ya arkadaşlar şöyle bir durumumuz vardı diyemeyebilirim. Ama 30 tane başvuru gelmişse kaçınılmaz olarak gündemimize girer. Bir kişiye söyleyin, o bize söylesin, bu işi çözelim. Payımıza düşen neyse her zaman yapmak bizim boynumuzun borcu. Bu böyle bir ihadedeki çalışma, eşitler arası ilişki. Yani hak sahibi kişiyle birlikte yol yürüme çalışması. Lütuf çalışması değil. Biz birlikte bunu yapıyoruz. Çünkü sizin hakkınızın bir biçimde telafisi Türkiye'deki standartların yükseltilmesi ve hepimiz için faydalı olabilecek konu.